Altı krasını arıyoruz. Bir de yetişte kalsın. Allah'ım, Allah'ım Ercan, bu karda kışta biz buralarda ne yapıyoruz? Of, bir de sis var. Bayağı bir sis bastırdı. Şimdi oturacağımız yere çadır açacaklar. Arabanın çadırının tentesi ters tarafta kaldı. Bizde çare tükenmez. Hemen bu tarafa bir çadır oturacağımız yerin üstünü ve yanlarını kapatacaklar galiba. Allah'ım, bu karda kışla burada ne işimiz var? Bugün karın ilk günü. Eskişehir'de, Türkmen Dağı'ndayız. Şehirde bir şey yoktu biz çıkarken. Buralar gelirken yol manzaralarını da göstermiştim. O kadar güzel ki. Dün akşam başladı herhalde kar. Ercan, yanar mı o ateş? Ya, Hatun, geleceğiz kuzum, geleceğiz. Bakacağız. Yani yakabildiğimiz elimizde ne yayılım yapmaya çalışıyoruz şu anda. İnşallah yakacağız. Sis dağılıyor gibiydi ama geri toplanıyor ben sanki. Ben sizin önlükler yukarı gidelim, siz burayı beğendik. Buraya, burada şimdi daha yukarı, daha yukarı bir denedim. Dönüşü düşün, dönüşü ne yapacağız? Korktum herhalde. He? Azıcık korktum herhalde ben. Kim? Ben. Seni bilemem ben. Şimdi ciğerleri gömleğe sardık. Onları yapacağız. Hava bayağı yumuşadı. O soğuk kalmadı. Aşağısı daha soğukmuş sanki. Kaşıdıkça hava daha güzel oldu. Birazdan şu montu da çıkaracağım. Üstümde ağırlık yapmaya başladı. Evet. Soğanla limon sıktık. Şu şurada kalsın. Birazdan görüşürüz yine. Oldu mu? Ay. Ateşimiz de oldu değil mi? Birazdan közümüz de olur. Ondan sonra başlarız. Bir tane. Yemeğimizi hazırlamaya. Yorumun 5 dakika içinde ben kör çekerim. Tamam. Evet. Biz gene dağlardayız. Duyduk kar yağmış diye köye.
Dedi ki dağlar şimdi muhteşemdir, hadi gidelim. Ve geldik. Sis var. Aşağısı daha soğuktu. Şehir daha soğuktu aslında. Şurada şu montu çıkaracağım ama Ercan izin vermiyor. O kadar da değil diyor. Ama çok güzel. Sis var. İnşallah böyle artmaz. Dönüşümüz zor olmaz. Ay bir bakın şöyle. Şurası da çadırımız. İşte ağacın tentesi öbür tarafta kaldığı için biz bu tarafı açtık. Orası da güzel oldu. Masamızı kurduk. Gene oraya da çadırımızı açtık. Ateşimizi de yaktık. Yavaş yavaş kalmayı düşünmüyoruz. Bugün döneriz çünkü yalnız değiliz. Şöyle biraz oturalım, karın tadını çıkaralım. Ondan sonra yavaş yavaş döneriz. Ateş nasıl tamamen sıcaklık veriyor? Tamamen bu şeyde uçmazsa, köz çekerse ateş zayıflar. Tamam. Elimizde kalır patlar. Sen her ne dersen o. Ateşi bilen sensin. Ciğerlerimizi iç yağına gömlek dedikleri yer var ya, ona sardık. Şimdi yavaş yavaş közümüzü kenara çektik, çeviriyoruz bakalım nasıl olacak. Hatun, Allah'a muhammed ya. Ya şimdi bu havada, bu karda, bu şeyde, yani bunu yapmak... Harika ya. İşte çok ilginç yani, çünkü kardayız, Türkmenistan'dayız. Böyle hani fırtına, böyle dondurucu bir soğuk yok. Ateşin de faydası çok tabii, ateş de ısıtıyor. Yemeğimizi yedik. Çay keyif, akşam oluyor artık, böyle yavaş yavaş gideriz değil mi? Ama Sergi şimdi kafalar uyuyorsun, her şey kaymak gibi oluyor. Ya bu kamp işi sevmek gerekiyor. Birinden biri yani aile içinde bir sevmeyen oldu, uyumsuzluk olmuyor. Herkes sevdiği anca o şekilde olur. Çünkü yani bir şurada, şu havada sen istemesen ben gelemem. Ama bak yani. Tamam da genel olarak %70 hatunların. Hatunların yani sen olmasan zaten ben burada hiçbir şey zevk almam. Anlatabiliyor muyum? Senin olmaz bana kuvvet veriyor. Ben olmaz diyor bak. Şu an bu kadar şükür. Allah'ıma şükür olsun. O kadar rahatım ki, o kadar huzurum ki yanımda da sen varsın. Sen de bunu isteyerek yapıyorsun. Çok keyifli gerçekten. Ya o, bir de şey var yani. Hani üşüyorum da olmuyor. Bu soğukta manyak mısın? Şu keyfi yaşasalar bence. Ya o hani manyak mısınız demeyecekler. Üşümek de bir ayrıcalık. Tabii üşümek de güzel ya. Bir de vücutta kahverengi yağ hücreleri varmış. O soğukta açlık hale geliyormuş. O da güzel bir şey. Ama karı bak, şurada bak yavrum bak. Karıcığım, 10 dakika şu ateşe baktığın zaman içim boşalıyor. Beynim boşalıyor, kalbim rahatlıyor. Terapi ya, bildiğin terapi yani. Hemen onun karşısında var ya, onun karşısında şu gelin çayı var ya, yudumlama ayrıcalık ya. Eline sağlık. Hakikaten bunun çay sendeydi. Çay da çay olmuş ha. Çay deyip duramadım. Ben yaptığım için herhalde. Evet. Güzel olmuş ama. Eline koluna sağlık. Kuzum. Allah dünyada dur, dünya durursa dur kuzum. Ay o kadar istemiyorum. Ya sağlıktan her şey sağlık oluyor. Yani var ya servetini varını yokunu döksek geri yatacağım. Bitti ya. O bir gitti. Bir anıda kalıyor. Hatırlamak. Ben anamın sözü ekliyorum ya. Yaşam felsefe. Günü düşünüp
yarını düşün, kaygılanma. Biz bugün, bugün yaşadık. Yani anı yaşamak güzel. Ama dostlar bugün şehirde kar bile yok. Ama bunlarda bu biz karı gördük. Bizim arkadaşımız var, dostumuz. Dostu Hüdayi, kardeşim. O söyledi, resim attı dedi. Böyle böyle yani karı var dedi. Hatun'a gösterdim. Dedi hatun dedi illere hadi gidelim. Hemen apar topar yani apar topar olarak geldik bugün. Tam da yani dört dört ilk kar, ilk gün yağdı. Evet. Görmeyelim mi? Yaşamayalım mı? Güzel de oldu. İyi ki de gelmişiz. Çok keyif aldık. Bakalım. Artık kar epey bir gider burada. Biz böyle ara ara yine geliriz. Tabii. Belki kamp bile yaparız, kalmamıza geliriz gene. Streçten evimizi yaparız. Çadırdan evimizi yaparız. Tabii. Bir gene gecede kalmalı geliriz büyük ihtimalle. İnşallah. Artık kar düştü. İşte bugün işte bizden bu kadar. Ama kısa oldu. Yeni ya. Güzelliklerle gene görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Mutlu kalın ve huzurlu kalın. Can dostlarım. İnşallah her gecede böyle yaşam nasip eder. Yanı yürekten dilerim Allah'tan. Sevgili dostlarım benim.